Şimdi arkadaşlar birçoğunuz bana mandala katalog ne zaman gelecek diyorsunuz. ARG'leri çok seven birisiyim. Bilenler bilir. yayında da çok sık ARG izliyoruz. Bilmeyenler varsa canlı yayın kayıtlarına gelip buradan bakabilir. Mesela burada Boys Vert izledik. Burada başka bir kanal izledik. Burada Alan Tutorial'ı izledik falan filan. Mandala katalog ne zaman gelecek diye soruyorsunuz. Mandala katalog bilmeyenler varsa benim zaten en sevdiğim ARG'dir ve hiç de şu güne kadar kanalda canlı yayında 3 4 defa izledik ama kaydı kalmadı. Ve biz bunu izlerken 100 kişi falan izleniyordu yayınlar. O da maksimum. Peki ne zaman Mandala katalog izleyeceğim? Şimdi arkadaşlar Mandala katalog benim şu güne kadar izlediğim tüm ARG'ler arasında bunlar benim gördüğüm e en kaliteli ARG'ler. ARG alternatif gerçeklik e, oyunu falan demek arkadaşlar. Bu adamın yazdığı hikaye inanılmaz kaliteli bir hikaye. Ve içerisinde kutsal metinlerden çok fazla böyle aşırı kaliteli alıntılar falan içeriyor. Ve benim de çok hoşuma gidiyor. Ama Mandala Katalog şu güne kadar kanalda izlediğimiz diğer ARG'lerin aksine tamamlanmamış bir ARG. Ve tamamlanmadığı için de ben bununla alakalı bir yayın ve video yaparsam çok eksik kalacak. Yani atıyorum izledim. Bunu izledim, bunu izledim, bunu izledim, bunu izledim, bunu izledim hepsini izledim. Bir video yaptım. Adam yeni bir bölüm attığı zaman benimki çok boşta kalır. Neden? Mandala katalogun zaman çizgisi doğrusal değil. Yine Paint'i açarak anlatacağım. Normal ARG'lerin zaman çizgisi şöyle oluyor. Bakın şimdi. Bu Paint'i çok açıyorum. Çok seviyorum Paint kullanmayı. Şöyle anlatayım. Mesela Alan Tutorial. Alan Tutorial değil mi? Alan Tutorial'ın videosunu yaptık. Alan Tutorial'ın zaman çizelgesi nasıl ilerliyordu abi? İlk bölümlerde Alan evde, dışarıda, işte ormanda, ormanda yazamadım ama en sonda kaçırıldı. Sonra da kaçırıldığı yerden kaçıyordu. Elon Tutorial'ın zaman çizelgesi böyleydi. İşte Boys Vert'te bilmem neydi falan da filan da öyleydi böyleydi. Abi bu herif öyle bir seri yapmış ki ilk bölümde yaratılıştan başlıyor. İsa'nın müjdelenmesinden başlıyor. Zaman çizelgesine bak şimdi. Hani bunun nasıl videosunu yapayım? İkinci bölüm günümüzde geçiyor. İkinci bölüm günümüzde geç, günümüzde değil. İkinci bölüm Mandala bölgesine ilk gelen alternatelerin olduğu dönemde geçiyor. Yanlış bilmiyorsam. İşte onlara karşı ne yapılması gerektiği ile alakalı. Çocukların işte o karşılaştıklarının ne yapmalarıyla alakalı. Exhibition bölümü. Exhibition bölümü yanlış hatırlamıyorsam. ha Nuh peygamberin bölümünde geçiyor. Bak zaman çizelgesine bak. Sonra abi herif ikinci bölüm yapıyor. İkinci bölüm yine günümüzde geçiyor. Ondan sonra volüm 3 geliyor. Volüm 3 Mandala County'nin sonunu gösteren bir bölüm. Bak zaman çizelgesine bak. Sonunu gösteriyor. Ne olduğunu gösteriyor. Ve bu bölümde de bu arada çok fazla zamanda atlamalar yaşanıyor. İşte farklı bir şey gözüküyor. O gözüküyor. Bu gözüküyor. Abi Sonra adam bir volüm 4 atıyor. Zaman çizelgesi İncil ile başlıyordu hatırlarsanız. İncil ile başlıyordu. At, attığı ikinci bir bölümde zaman çizelgesinin başı Nuh peygamber dönemine dönüyordu. Volüm 4 attı. Ah volüm 4 nereden başlıyor? Abi volüm 4 doğrudan kutsal kitabın ilk sayfasından başlıyor. Dünyanın yaratılışından. Al abi. Bible. Bible. Al abi.

Adam volüm 5 atar. Hikayeyi çok farklı bir yere çeker. O zaman ben çok sağlam mort olurum. Benim videomun geçerliliği kalmaz. Bu adam her video attığında yeni bir mandala katalog videosu yapmak zorunda kalırım. O yüzden mandala katalog serisi Alex Kister mandala katalogu bitirene kadar gelmeyecek bu kadar.